كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Evet, 5. Hayızdan, nifastan ve cünüplükten gusletmek. Farz, farz, farz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: her tüy dibinde cünüplük vardır ve tüylerin dibine kadar yıkanın. Evet arkadaşlar, gusülde bunu bilimsel olarak da şimdi araştırmalardan sonuç şöyle bir veri elde edilmiş. Bilimsel konuşuyoruz. İnsan cünüp olduğu zaman bütün tüy diplerine kadar tıkanırmış. Evet. Bilimsel konuşuyorum ya. Tüy diplerine kadar tıkanıklık oluyormuş. Ve gusül ettiğin zaman o tıkanıklık açılıyor. Yani sen şimdi cünüp olduğun zaman niye Allah Celle Celle dilese sadece atıyorum işte tenasül uzvunu yıkasan geçer ya da normal abdest alsan abdest sayılır. Niye demedi? Bak işte. Meseleler acayip ince mesele. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadislerinden yola çıkarak bir şeyleri bilmemiz lazım. Ne zaman gusül icap ediyor bilmemiz lazım. Adam ne zaman gusül icap ediyor bilmiyor. Arkadaşım, rüya görürsen, yani kamyon devirsen rüyada, ne gülüyorsunuz oğlum? Allah Allah, kamyon devirmiyorsunuz mu hiç? Rüyada kamyon devirsen kardeşim, kamyon devirmeyi de anlamayanlar da kardeşim, yani rüyada abdestlik olmak diyeyim yani. Yani tabirleri seçerek konuşuyorum bazen de, bazıları da anlamıyor. Geçen yıl ne kamyonundan bahsediyorsun? Otobandan bahsediyorum. Nereden bahsedeceğim mübarek yani? Kuzey Marmara'dan giderken sağdan şarampole yuvarlan. Allah Allah. Mübarek adam. Neyse, rüyanda abdestlik olursan yani boşalırsan, tövbe estağfurullah. Daha ne diyeyim sana ya? Bu bir. İkincisi kardeşim, haram. Küllün haram. Böyle bir saçmalık yaparsan, kendini elle tatmin edip boşalırsan o da gusül icap eder. Hanımınla birleşirsen o zaten, boşalırsan zaten abdest. Ama şimdi evlerin çoğu bunu yapıyor, bilmiyor. Arkadaşlar, bunu söylemek lazım. Çünkü ilmihal kitaplarında geçer. Erkeğin tenasül uzvunu sünnet kısmı eşinin tenasül uzvuyla birleştiği zaman, yani o sınır geldiği zaman, ister boşalma olsun ister olmasın, gusül abdesti icap eder. Çoğu da diyor ki ya bir şey yapmadık. Yapacak bir şey yok. Gusül abdestini alacaksın. İşte boşuna demiyoruz ilmihal, ilmihal, ilmihal okuyun. İlmihal şart, ilmihal lazım. Evet, ne dedik? Ne zaman olduğunu bileceğiz. Meni var, mezi var. Meni gusül gerektirir. Mezi abdest gerektirir. Ne dedik? Hayızdan, nifastan, cünüpten. Şimdi hayızla alakalı kadınlarda hayız halleri var. Yani özel günler deniyor. Her neyse, aybaşı deniyor. Adet günleri deniyor. Çeşitli isimleri var. Kadınlar da belirli bir günleri var. Günleri bittikten sonra onlar da gusül abdestini alıp temizlenip normal ibadetlerine kaldığı yerden devam edecek. Bununla alakalı birkaç tane hadis okuyalım. Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyurur: ben adetliyken bir şey içer, sonra onu Hazreti Peygamber'e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uzatırdım. O da ağzını tam benim ağzımın değdiği yere koyarak içerdi. Yine ben adetliyken kemikli etten bir parça ısırıp sonra onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uzatırdım. O da ağzını tam benim ağzımın değdiği yere koyarak ısırırdı. Müslim. Niye bunu hadiste geçiyor biliyor musunuz? Çünkü cahiliye döneminde kadınlar özel günlerinde resmen hayvan muamelesi görüyordu. Tabii ki de. Dışlanıyordu. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok. Bak şimdi. Niye bu anlatıldı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zamandaki insanlar bunu yapmasın için, kadınlar dışlanmasın için bunu anlattı. Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyurur: ben adetli olduğum halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kucağıma yaslanır ve Kur'an okurdu. Bu dışlamadığı anlamına gelir. O zamanki cahiliye adetlerindeki kafadakilere öğretmek için. Bak şimdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz naklediyor. Ebu Hubeyş'in kızı Fatıma, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a devamlı kanamam oluyor ve hiç temizlenemiyorum. Acaba namaz kılmayı bıraksam mı diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Arkadaşlar, bu kadınların özel günleriyle alakalı
İlla ki hani evliyseniz hanımınıza bunları, bu detayları verin. Bazen günler uzayabilir, özüre girer o, özür olur. Normalde standart 10 gündür. Ha, bazıları şimdi kitaplardan edinilen bilgilere göre kısa süren de var. Ama 10 gündür, 10 gün üzerine çıkarsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hayır, bu damardan gelen bir kandır, adet kanaması değildir. Normalde adet gördüğün günler süresince namaz kılmayı terk et. Sonra yıkan ve namazını kıl. Buhari. Yani 10 gün. 10 günden sonra özre girer arkadaşlar. Bunu hanımlarınıza bildiriniz. Okumamıştır, duymamıştır, görmemiştir, bilmemiştir. Hanım kardeş bu konuda bilgisiz kalabilir. Ama bununla alakalı dediğim gibi bilgilendireceksiniz. Bunlar bilinmesi gereken şeyler. Arkadaşlar bunlar konuşulacak. Konuşulması gereken şeyler. Bilmezse atıyorum uzadı 15 gün oldu. Özürden saymıyor. Hala namaz kılmıyor. Namaz kılacak. Kazaya giriyor. Kaza oldu. Günaha giriyorsun lan mübarek adam. Bunu hanımına bildireceksin. Kadınlara da buradan sesleniyoruz. Bunlar da bu bilgi etrafındakilere yayacak. Evet. Ne dedik? Buhari'de geçer. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Kutsi hadis. İyi dinleyin arkadaşlar. Üç şeyi koruyan benim dostumdur. Allah Allah. Kim Allah Celle Celaluhu'nun dost olmak ister? Maşallah. Maşallah. Hepiniz dost olmak istiyorsunuz. O zaman üç tane şart var. Bir, her zaman ve her yerde namazını kılan. Bazıları var. Ya şimdi namaza kalkacağım da acaba şimdi ne derler? Utanıyor. Vallahi ortamda utanan adam var ya. Ben bir gidip geleyim. Nereye gidiyor mübarek adam? Bir lavaboya kadar gideceğim. Bir işim var. Namaz kılmaya gidiyorum beyler. Yok mu gelen bir cemaat yapalım. Aynen böyle olacaksın. Yok mu Müslüman, gelin bir cemaat yapalım. Hadi. Bu her zaman ve her yerde namazını kılan. Her zaman her yerde o namaz. Mesela savaşta namaz kılmıyor. Savaşta. Ayet var be. Ayet. Savaşta namaz kılınıyor. İki. Herhalde oruç tutan. Herhalde her zaman oruç tutan. Nafile oruçlarına dikkat eder. Ramazan'da mutlaka tutar. Çok sıcak bilmem ne. Yok fındık zamana denk geldi. Yok karpuz zamanı. Bizim orada çay topluyoruz. Çok sıcak. Ne yapacaksın? Kışa ertele o zaman. Ne yapalım? Sen kış tut yavrucuğum. Böyle bir şey var mı? Yok. Kılacaksın lan mübarek adam. Tutacaksın orucunu, namazını kılacaksın. Ne yapacaksın? Bahçeye sereceksin seccade, çayların içine. Oh. Yat yuvarlan aşağı, serin. Daha güzel. Ve 3. Cünüplükten yıkanan. Allah Celle Celaluhu cünüplükten yıkanana dostum diyor ya. Ne kadar acayip bir şey. 32 farz dersinde bununla da alakalı tafsilatlı bir sohbet yapacağız. Ona Allah rızası için dikkat edin. Hanım kardeşleri de bununla alakalı bilgiyi verin, uyarın, ikaz edin. Bakanım böyle böyle bir şey duydum. 10 gün işte oluyormuş, 10 günden sonra özür oluyormuş. İşte neyse detayları zaten İlmihal kitaplarında var. Çok fazla detayı da anlatamıyorsun kardeşim. Evine bir İlmihal al. İlmihal ne demektir? Halin ilmidir. 24 saatlik süre zarfında Allah Celle Celaluhu bizden neyi nasıl yapmamızı istiyor? Buna İlmihal denir. İlmihalimizi bileceğiz. İlmin halini bileceğiz. Evet. Hayızdan, nifastan ve cünüplükten gusletmek.